İsim Sümeyye 17 yaşında Şanlıurfa'da amcasıyla beraber aslında evden sabah ekmek almaya çıkıyorum diye çıkıyor. Ama amcasının yanında olduğunu anlıyoruz. Bugün 6. gün. 6 gündür kayıp çocuğuna ulaşamayan bir baba ve bir üvey anne ve bir öz anne var. Öz anneyi de bağlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Meral Hanım. Hoş geldiniz bulduk. Mehmet Bey. Hoş bulduk. Mehmet Bey, size net şunu sormak istiyorum. Dünkü yayında öz annesi de bağlandı. Önce onun haberi vardı, sonradan olmadığını söyledi, biraz karışık anlattı. Sizce kendi olan erkek kardeşinizle eski eşiniz arasında bir işbirliği olabilir mi? İnan et, bilmiyorum yani, bir şey diyemiyorum. Öyle bir şey aklımdan geçmiyor. Yani kızınızı kaçırma, evden alma, belki anneye teslim etme, belki fidye alma konusunda eski eşinizin ve erkek kardeşinizin bir işbirliği olabilir mi? Hayır, sanmıyorum. Bir ilişki olabilir mi? Yok. Aralarında bir şey olabilir mi? Yok yani. Onun haklarında suizanda bulunamam. Peki. Bilmiyorum. Gülizar Hanım şu anda hatta, yani İslim'in annesi, İslim Sümeyye'nin annesi. Gülizar Hanım merhaba. Alo. Televizyonun sesini lütfen kısın, beni telefondan duyun lütfen. Televizyonun sesini kısın lütfen. Telefonun sesi açık, televizyon yok. Tamam, peki o zaman size net olarak şunu sorayım. Biz gerçekten amcanın bu kız çocuğunu neden götürdüğünü, neden kaçırdığını anlayamadık. Siz dediniz ki bana getirecek, benim haberim var. Sonra babayı aradınız ve dediniz ki kayıp başvurusunu çek çünkü bana geliyor. Ama sonrasında anladık ki size de gelmiyor. Sizce İslim Sümeyye nerede? Kaçırıldı mı? Hayatta mı? Amcası İslim Sümeyye'yi niye aldı götürdü? Şimdi bir kere benim sesim kesilmeden ben konuşmak istiyorum. Buyurun. Aramızda Mehmet'in düşündüğü veya da sizin düşündüğünüz gibi bizim Ali ile aramızda hiçbir şey yok. Ali benim dayımın oğlu. Ha, sizin akrabanız da aynı zamanda. Evet, zaten Mehmet de benim dayımın oğlu. İkisi de kardeş olduğu için. Peki evet. O zaman size net olarak sorayım, siz cevap verin. Gülizar evet. Hanım, sizin dayınızın oğluyla, yani kızınızın babasının oğlan kardeşiyle aranızda herhangi bir işbirliği var mı? Aramızda hiçbir işbirliği yok. Peki aranızda şimdi duygusal bir şey var mı? Hayır, tabii ki de. Bu peki bir kere saçmalık. Benim zaten evimde erkek arkadaşım var. Benim 2 yıldır benim birlikte olduğum bir adam var. Ve bunu ailem de biliyor. Peki. O zaman Ali Bey, yani amcası, neden sizin kızınızı kaçırıyor? Size getireceğini söylüyor. Ali çocuğu kaçırmadan yaklaşık bir 10 gün önce benim yanımdaydı. Geldi, dedi ki işte benim nasıl anlatayım, dedi ben Urfa'ya gideceğim. Ben de dedim ki sen çalışmıyor musun? Hayır dedi, iş yerinden izin aldım. Ondan sonra sesim bana geri geliyor. Telefondan geliyor olabilir, kulağınızı alırsanız gelmeyecektir. Neyse işte ben dedi Urfa'ya gideceğim. Ben çalışmıyor musun dedim. Hayır çalışmıyorum dedi. İzin aldım dedi. Nerede çalışıyorsun dedi. Ben bu plastik kaşık çatal yapan bir şey var, fabrika var. Orada çalışıyorum dedi. İlevri'de kalıyorum dedi bana. Benim evimde 2 gün kaldı. Sonra 3. gün gidecekti. Bana mesaj attı WhatsApp'tan. Dedi ki Gülizar ben düştüm dedi banyoda. Ayağımı burktum, bileğimi burktum. Hatta fotoğrafı bile var. Ondan sonra ben gidemeyeceğim dedi. Birkaç gün daha kalabilir miyim dedi. Ben de kal dedim. Zaten ben işe gidiyorum. Erkek arkadaşım işe gidiyor. Biz birlikte çıkıyoruz zaten evden. Sizin evinizde kalmaya devam etti. Aynen. Ondan sonra dedi ki ben Urfa'ya gideceğim. Ben de dedim ki ben de ayın 16'sında gideceğim. Hem ismini de görmeye gideceğim. O da dedi ki ben zaten babasıyla konuştum dedi. Ben inanmadım. Babası şimdi dinlesin. Babasını aradı. Yani kardeşini aradı Mehmet'i. Dedi bak şimdi dinle dedi. Benimle dedi ismi konuşturuyor. Ben de dedim ki annesi benim. Ben annesi olduğum halde beni çocuğumla görüştürmüyorlar. Seninle mi görüştürüyorlar diye dalga geçtim. O da dedi ki bak şimdi gör dedi. Ben ismimle dedi sürekli konuşuyorum dedi. Babasını arıyorum. Aradı. Hakikaten babası onunla konuşturdu. 1 yıldır benimle babası görüştürmüyor çocuğumu. Ama amcasıyla konuşturuyor. Ondan sonra döndüm. Ben tabii buna kızdım. Dedim ki hani sen bizimle niye konuşuyorsun ki dedim. O da dedi ki benim yeğenim dedi. Benden dedi ihtiyaçları oluyor. Ben ona para gönderiyorum.
Ben ona bir şeyler alıp gönderiyorum. Ben de dedim ki benim ihtiyaçları olduğu zaman bana söyleyebilir. Ben ona gönderebilirim dedim. Ve sonuçta gönderdim de. Sizsiniz. Şimdi Zayca Hanım, şuraya bir açıklık getirelim. Hı. Benim kızım her sabah fırına gittiğinde saat 10 civarında beni arıyordu. Ve bende zaten beni aradığı numaraların hepsi var. Ben daha önce de söylemiştim size. Beni yani arıyordu. Siz aslında anne, gizli gizli mi görüşmek zorunda kalıyordunuz? Aynen öyle. Babası görüştürmediği için kızım beni başka numaralardan arıyordu. Peki. Ama ben bunu bir sorayım mı Gülizar? Mehmet Bey, kızınızı annesiyle niçin görüştürmüyorsunuz? Kardeşim yüzünden. Bir soralım, bir cevap versin kendisi. Bundan bir yıl önce görüştürüyordum. Hatta kendisi de biliyor. Daha önce evet, çocuğu... Evet, daha önce benim yanımda da kaldı. Evet, 6 aylığına yanında kaldı. Söylemiştiniz onu. Onu da söylemiştim. Dedi ki, isim Sümeyye'yi gönder dedi. Bir sene önce, bir yıl oldu herhalde, bilmiyorum hatırımda ne. Evet, bir yıl oldu. Dedi ki, işte Arif'in yani o kardeşinin, ben de zaten halam oğlu oluyor. Arif de zaten beni aradı. İlk önce o aradı zaten. Dedi benim eşimin işte yardımcı olsun dedi. İsim Sümeyye'yi gönder. Hayır hayır Mehmet. Bak bir dakika sözünü keseyim. Önce ben sana dedim ki ismi bana gönder, sen de tamam dedin. Sonra Arif'le konuşmuşsunuz. Arif'le tartışmışsınız. Sen göndermiyorum demiştin. Tamam ben onu unutmuşum ama sen ondan sonra işin içinde işte Arif'in çocuğuna baksın diye hani onun için olduğunu duyunca... Zayda Hanım orada teyit ettik şu an. Nedir şimdi ben anlamadım. Neden göndermiyor yani? Neden sizinle göstermiyor? Neden sizinle evet, konuşmasını istemiyor? Ya kızdım yani ben o işte o, yani bunun için mi çağırıyorlar çocuğa baksın diye mi? Yani bakıcılık için mi açık açık söyleyeyim? Yani bunun için mi dedim çağıracaklar yani kızımı? Evet. Peki bunu çözebilirsiniz ama bu görüştürmeme sebebi olabilir mi? Yok ben zaten... Hani annesi... Ben ondan sonra da yani baskı da yapmamışım. Görüşme ile üstünde de durmamışım. Hani ben de görüştüğünü de biliyorum zannediydim ben. Meğerse görüşmeyelermiş o söylediğimden beri. Bir yıldır yani üstüne basa basa illa... Şimdi diyor ki ama annesi her aslında ekmek almaya gittiğinde beni telefonla arıyordu ve görüşüyordu. O benden çekindiği için, rahat konuşmak için onu da ben sonradan... Orada konuya ben girebilir miyim? Buyurun. Şimdi şöyle anlatayım. Hani onu da kısa da öz anlatayım. Abi kardeşim bana beni aradı. Ben İstanbul'dayım. Eşi doğum yapacaktı. Ben gidip eşimin yanında kalacaktım. Kızımı da yanıma getirecektim. Eşi doğumdan hemen sonra yurt dışına kardeşimle çıkacaklardı. Ve biz bir ay kardeşimin yanında kalacaktık. Aslında bizim konuşmamız buydu. Çocuğa bakıcı falan değildi. Yani bakıcı olarak kızımı oraya bırakmak falan değildi. Ben kızımla hatta konuştum. Kızımı burada okula göndereceğim, kurslara göndereceğim. Babası kızı okuldan alıp Gülizar, evde çocuk baktırdı. Bir şey söyleyeceğim. Gülizar bir dakika. Telefonu lütfen ağzına yakın tut. Hatta mümkünse hoparlörden al, telefonu kulağına al. Yok, daha net duyayım seni. Değil zaten. Tamam, şimdi daha iyi gelsin sesin diye söylüyorum. Gülizar, peki bu sizin kendi aranızdaki anlaşmazlıklar ama bunu siz eski eşler çözebilirsiniz. Ortak bir çocuğunuz var. Ama amcanın ne alakası var da ikinizin çocuğunu alıyor 17 yaşındaki bir kızı, babasının haberi yok, sizin haberiniz yok. Hangi akla, hizmet ve ne niyetle Urfa'dan alıyor çocuğu, İstanbul'a getirdiğini söylüyorsunuz. Çocuktan da Ali'den de haber yok. Amca neden sizin kızınızı sizden habersiz alıp kaçırıyor? İşte ben konuyu oraya getireceğim. Şimdi kızım beni aradığında bana şunu söylüyor. Anne beni dövüyorlar. Anne bana çocuk baktırıyorlar. Anne bana iş yaptırıyorlar. Üvey annem bana böyle davranıyor. Ondan sonra ben teyzemin kızıyla konuştum. Peki teyzemin... bir dakika Gülizar bir dakika. Şimdi üvey anne dediğiniz Meral Hanım burada eşinin yanında. Evet. Meral Hanım kaç çocuğunuz var? 4. 4 çocuğunuz var. Kaç yaşlarındalar? Biri 7, biri 5, biri 3, bir de 3 aylık var. 7, 5, 3 ve 3 aylık yani 4 çocuğunuz var. Evet. Hepsi de aslında yani baktırıyor muydunuz peki çocuğunuz? Yani ablaları olarak bakıyor muydu? Siz ona bak diye özellikle mesela ben bir iş yaptığım zaman dedim isim sen çocuğu salla, beşiği salla. Ben işi yapıp hani yukarı geri çıkıyordum öyle. Peki kötü davranıyor muydunuz? Yok kötü değil. Hayır. İş yaptırıyor muydunuz çok fazla? Biz yani daha çoğunlukla konuşuyorduk, gülüyorduk. Daha Mehmet mesela dedi çok konuşuyorsun, susun acık
Daha o bizi şey derdi yani. Aranız iyi miydi yani? He, tabii, aramız tabii, çok iyiydi. Peki sizden ve şey evden de kaçmış olabilir mi? Hayır gençsiniz. Bizden değil. Biz baskı... Belki eğer ki çocuklardan sıkıldısa. Peki. Peki olabilir. Amca neden kaçırdı İslim'i? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Siz evdeki olayları biraz anlattınız. Onun anlattığı kadar. Peki sonra bunların amcayla yine ne ilgisi var? Neden İslim'i kaçırıyor? Evet işte Zayde Hanım. Sonra amcası bana dedi ki ben İslim'i dedi sana getirebilirim dedi. Ben de dedim ki hayır dedim. Sakın benim İslim'e kızıma karışma. Velayeti babasında. Ben zaten gidince babasıyla yüz yüze konuşacağım. Hı. Kızı alıp getireceğim dedim. Tamam ayın doğrusu 16, da bu. Ayın 16'sında yola çıkacaktım ben. 17'sinde benim orada mahkemem vardı. Kızımı alıp gelecektim. Zaten öyle bir plan yapmıştım. İşimi de ona göre ayarlamıştım. Hani iş yerinden izin almak için. Velayet davası mı açmıştınız? Velayet davası değil. Bu benim başka bir mahkemem vardı. Peki benim bununla ilgisi yok. Bir kızım var. Onunla peki ilgili. Bir şey söyleyeceğim. Sizin yani bu amcayla anlamadığım bir ilişkiniz var. Yani her iki tarafında Mehmet Bey'in de Mehmet Bey'in de olan kardeşi. Sizin eski kayınbiraderiniz aynı zamanda akrabanız. Hala şunun cevabını vermediniz. Neden sizin kızınızı sizin haberiniz olmadan kaçırıyor bu adam? İşte ben de bunu anlamıyorum. Birisiyle evlendirmeyi babasına düşünüyor olabilir mi acaba? Amcanın aklında başka birisi mi var kızınızı alıp? Evlendirmeyi düşünüyor mu acaba? Yani çünkü amca onu alırken de çocuğu vardır. Amcanın oğlu falan var mı? Amca yok, evlenmemiş hayır. 45 yaşında. Amca hiç evlenmemiş. Çocuğu falan yok. Bir akrabanızın başka çocuğu var mı? Amcanın onunla evlendirmek istediği bir durum olabilir mi acaba? Onu da bilmiyorum. Ben görüşmüyorum hiç kimseyle. Belki de olabilir. Bakın Ali Bey. Yaptığınız suç 17 yaşında bir kız çocuğunu alıkoymak, öyle değil mi? Evet. Alıkoymak. Burada iki şey var. Onun burada, isteği olsa bile şu anda anne baba yokken. Burada en tehlikelisi, burada hani velayet için kaçırmıyor. Burada hürriyeti tahdit var. Yani hı, burada onun için çocuk da küçük olduğu için cezası ağır, benden söylemesi. Yani babası alıkoyma, burada velayet. Tabii. Babasında şu anda evet, annenin haberi yok, babanın haberi yok. Evet. Amcasının elinde bir 17 yaşında bir kız çocuğu var. Ve bunun da tabii ki yükümlülükleri var. Ali Bey, o kızı bize getirin. Buraya getirin. Babası burada, annesine de getiririz. Kızı bize teslim edin. Babasına teslim edelim. Böyle olmaz. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ve ekibim de sizi arıyor. Çıkmıyorsunuz. Kaçmayın. Kaçamazsınız zaten. Bir yerde bir şekilde yakalanacaksınız. O kıza da asla zarar vermeyin. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Ali Bey, size özellikle sesleniyorum. İsmimi ben babasına teslim edeceğim. Siz de bana teslim edin kızı. Tamam.